Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla masanın başındayız. Kendisi oldukça iddialı bir bey. Güray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Satranç, basketbol oynamayı seviyorum. Masa tenisi oynuyorum. Çok güzel. Daha çok sportif faaliyetler. Aileme zaman ayırıyorum. Bu şekilde geçiyor çok zaman. Çok güzel. Harikulade. Peki kelimeler konusunda iddianız ne boyutta? Fena olmadığını düşünüyorum. Gezmeyi falan sever misin? Severim, gezmeyi de severim. Siz en son nereye gördünüz? Daha çok Ege Akdeniz taraflarında, o taraf sıcağı sevdiğim için. Ha, siz de sıcağı seviyorsunuz. Evet, sıcağı seviyorum. Ege Akdeniz taraflarına gezmeyi seviyorum. Harikulade. Bir kızınız varmış. Evet, doğru. O ne yapıyor efendim? O da lisede. O da dersleriyle, sınavlarıyla haşır neşir diyelim. Nasıl görüyorsunuz yeni jenerasyonu, gelen jenerasyonu? Yani her geçen yıl daha iyi olacağını ümit ediyoruz, düşünüyoruz. Biz de tamam deseydiniz de aynıydı bizim için. Peki Güray Bey, ne yapalım, başlayalım mı? Başlayalım. Artık? Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Ne olursa olsun her halükarda mutlaka anlamlarında bir zarf. Arapça kökenli. Ne olursa olsun. Bir harf alayım. Verelim efendim, bir harf verelim. İ. İlle. He? İlle. İlla olur. İlla. Evet, illa'yı kabul ediyoruz efendim. Doğru cevap. Dört harfli ikinci aradığımız kelimenin sorusuna bakalım. Cümleye belli bir zamandan bu yana anlamı katan edat. Belli bir zamandan bu yana. Bu, 1920'den bu yana. Beri. Beri doğru cevap. Az daha beri diyeceğim diye ödüm koptu sevgili izleyenler. Beş harfli ilk kelimemizin sorusuna bakalım. Baharat kokulu dükkan. Evet o aradığınız. Evet geldi ama söyleyemiyorum. Evet. Baharat kokulu dükkan. Bir harf alayım. Olur. K harfi. Başına bir sesli harf koyup türetmeye çalış. Aktar. Aktar doğru cevap. Şimdi Güray Bey bir harfiniz kaldı alabileceğiniz. Onu da alırsanız 33 saniye arttırmanız gerekiyor. Evet. Tamam. Gelsin efendim 5 harfli ikinci kelimemizin sorusu. Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü. Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü. Böyle tasnif edilmiş gibi düşünün belgeleri. Dosya. Dosya doğru cevap. Efendim 6 harfli bir sıfata ihtiyacımız var şimdi. Çok da tatlı. Gelsin bakayım sorusu. Teklifsiz konuşmada sevimli, tombul. Sevimli tombul. Oy. Nasıl da nokta nokta. Bir şeysin sen. Efendim böyle bir şişmanca bir çocuk gördüğünüzde tatlı. Nasıl? Tombiş. Gibi bir şey. Ama o değil. Böyle ikileme gibi düşünün. İkileme gibi düşünmeyin. O ikileme gibi. Mesela ben şimdi... Bir ağırlık birimi gibi düşünün efendim. Bir ağırlık... Ton ton. Ton ton doğru cevap. Şimdi efendim 6 harfli ikinci aradığımız cevap geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Mastarla da bitiyor. Ocak veya sobanın bacası için dumanı çekmeyip geri vermek. Basmak. Efendim? Değil. Gibi bir şey. Doğru söylüyorsunuz ama basmak demeyiz ona. Başka bir şey deriz. Tepmek. Gibi bir şey ama onu da demiyoruz. Böyle dumanı üstünde efendim
Tütmek. Tütmek doğru cevap. Efendim 7 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşmuş, kalıplaşmış bir tabire ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Büyüklerin zemheri dediği içinde bulunulan soğuk mevsimin en şiddetli zamanı. Bir harf alayım. Ha, son harf. Aldık. K. Efendim, 33 saniye arttırmamız gerekiyor. Bence buluruz. Durdurun bence. Soğuk mevsim ne efendim? Kış. Heh. En soğuğu. Kara kış. Kara kış doğru cevap. Efendim 3400 puanımız var ve 1 dakika 50 saniye süremiz olsa da siz 1 dakika 27 saniyeniz var gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 33 saniye arttırmamız gerekiyor. Bundan sonrasında roket gibi olacağız Güray Bey. Evet. Geliyor ikinci 7 harfli cevabımızın sorusu. Batı kökenli bir sözcükmüş. İnşallah işe yarar bu bilgi. Daha çok müstakil yapıların zemin katında yer alan, üzeri bir çatıyla örtülü, yanları açık büyükçe sundurma. Evin sundurması demeyiz de şey deriz ya. Zaman gidiyor. Ben nokta noktaya çıktım. Derin bir sessizlik. Düz ayak balkon gibi düşünün. Aslında anladınız bence de kelime gelmiyor şu an. Nasıl? Bahçeye açılır. Nasıl ben bunu nasıl mesela ipucu nereden verebilirim ki? alan memnun. Veranda. Veranda evet, olacaktı. Gelmedi aklıma. Yani ama... Anladım ama kelime gelmedi dediğiniz gibi. Ve üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına. Artık rahatız Güray evet. Bey. İstediğimiz bütün alfabelerden harf isteyebiliriz. 8 harflere geçiverdik. Tek kelime ve mastarla bitiyor şu aradığımız kelime. Gelsin sorusu. Bir lokma ekmekle tabakta kalan yemeği temizlemek. Sıyırmak. Sıyırmak doğru cevap. Efendim tek kelime geliyor. Aradığımız 8 harfli kelime tek başına bakalım nasıl bir kelime. Doğu medeniyetini hatırlatan, Doğu medeniyetiyle ilgili olan anlamında Fransızca kökenli bir sıfat. Şarkvari. Falan. Değil. Gittiniz yine. En Fransızca kökenli efendim. Şey gibi düşünün. Tren var. Paris-İstanbul arası bir tren var. Ne ekspreso? Doğu. Değil. Batı ekspresi. Değil, değil. O değil. Doğu ekspresi doğru da Doğu ekspresi değil. Şöyle, yılbaşı geceleri eskiden televizyona çıktığında çok sevindiğimiz dans eden insanlar olurdu. Dansözler. Ha, onların yaptığı dansın adı nedir efendim? Oriental olacaktı Güray evet. Bey. Gerçekten müthiş bir şanssızlık yaşadık. Geliyoruz 9 harfli bir diğer kelimemize. Tek kelime ve mastarla bitecek. Bakalım nasıl sormuşuz bunu. Mecazi anlamda karşı konulmaz çekiciliğiyle biri üzerinde onu hükmü altına alacak kadar kuvvetli etki bırakmak. Mecazi anlamda. Harf alabilirsin. Harf alayım. Alalım efendim harf alalım. Ü. Bir harf daha alıyoruz. Bir harf daha alıyoruz. Ü. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım efendim. L. Kendine böyle bağlamak gibi düşünün. Hani var ya öyle bağlama nokta nokta. Bir harf daha alayım. Alalım. Bir harf daha aldık. Büyü. Büyü. Büyülemek. Büyülemek doğru cevap.
Efendim 9 harfli batı kökenli bir başka sözcüğe ihtiyacımız var. Olumsuzluk içeren bir ön ek almış. Gelsin bakalım. Konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu olmayan. Harf alabilirsiniz. Harf alayım lütfen. Aldık efendim, harf aldık. Konum, biçim ve belirli bir eksene göre bir ölçü uygunluğu lütfen olmayan. Bir harf daha aldık. Süre gidiyor. Harf aldınız mı son basarken? Evet, bir harf daha. Bir harf daha almıştı. Ben basınca şey oldu tabii. Çok sağ olun. Teşekkürler abi. Bazı insanlarda bir şey takıntısı vardır. Asimetri. Asimetrik. Asimetrik doğru cevap. Efendim 10 harflere geçiverdik. Tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Bir nesne veya bir kimseyi kimsenin ulaşamayacağı şekilde bir yere kapamak. Kapıyı kapadınız ya. Ne yapıyorsunuz? Kapı açılamasın diye ne yaparsınız efendim? Kilitlerim. Kilitlemek. Kilitlemek doğru cevap. Aa, süremiz bitmiş. Ne ara bitti o süre ya? Geçmiş olsun Güray Bey. Gerçekten bir şanssızlıklar silsilesi yaşandı. Evet. Veranda bizi bitirdi. Evet. Veranda bizi emekli etti bu yarışmadan. Evet, o haklısın. Anda aslında hepimiz için korkunç bir an gibi oldu ama yine son soruyu göremedik. Ona üzüldüm. Onun dışında gayet tatlı yarıştık aslında. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Çok ederim. Tebrik ediyorum. Yine bekliyorum muhakkak. Hanımlar, beyler, Güray Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.